Derse başlamadan önce herhangi bir sorunuz var mı? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Evet. Herhangi bir problem yoksa iyiysek bu akşamki dersimize başlayalım arkadaşlar. Geçen 2 hafta içinde muhasebenin temel kavramları, tanımlaması gibi genel olaylara değindik. Bu haftadan itibaren bilanço kavramı, işte hesap kavramı, muhasebedeki temel alt kavramları inceleyerek muhasebenin içine yapısına girmeye çalışacağız. Sonraki haftada da muhasebe sisteminin işleyiş sürecini anlatacağız. Ondan sonra da bu hesapların detaylarını anlatmaya başlayacağız arkadaşlar. Ders notlarımızda birinci, ikinci, üçüncü bölümlerden bakabildiniz mi? En azından birinci bölümü ve ikinci bölümü gözden geçirmiş olmanız iyi olacak arkadaşlar. 46 kişi şu anda var. Evet. Şimdi geçen hafta kısmen muhasebenin temel kavramlarını anlatırken aslında muhasebenin genel yapısına, yani bu çift taraflılık ilkesine ve muhasebenin temel eşitliği olayına ne yapmıştık? Değinmiştik. Şimdi orada bilanço olayına ve çift taraflılığın bir denge olayından bahsetmiştik. Varlıkların kaynaklara her zaman eşit olması durumunu ifade ediyorduk. Bu bilanço dediğimiz şey arkadaşlar bizim genel muhasebe bağlamında bahsettiğimizde ulaşmaya çalıştığımız temel iki tablodan bir tanesi ve muhasebe işleyiş sürecinin temel aktif ve pasif yapılarını toplu olarak görmeye çalıştığımız bir özet tabloyu ifade ediyor bize. Dolayısıyla bilanço ve gelir tablosu okur yazarı olmak bu dersin dönem sonundaki beklenen kazanımı sizden. Onun için birer tane bilanço gelir tablosu zaten birlikte edinebilirsiniz bunları. İnternet üstünde özellikle borsada işlem gören herhangi bir şirketin bilanço ve gelir tablolarını, dipnotlarını şöyle bir gözden geçirmenizde fayda var. Çünkü temel olayımız işletmelerin yaptıkları ticari faaliyetlerin sonuçları hakkında bize finansal bilgi sağlayan bu tabloların anlaşılabilir olması sizin için önemli. Temel analiz veya işletmeyi okuma gibi bir şey diyebiliriz arkadaşlar. Yani işletmenin finansal yapısını görme, okuma, detayları, durumu hakkında bilgi edinebilmek için ilk bakmanız gereken temel iki tablo o işletmenin finansal tablolarından bilanço ve gelir tablosudur arkadaşlar. Dolayısıyla endüstri mühendisi olarak
ileride yönetici pozisyonunda yer aldığınız kurum ya da kuruluşlarda bu tablonun işletmenin finansal sağlığıyla ilgili veya finansal durumuyla ilgili olayları topladığını, özetlediğini ne yapmak durumundayız? Görmek, buna göre çeşitli kararlar almak durumundayız. Bilançoya artık olay muhasebe tamamen bilgisayar ortamında tutulduğu için işletmelerin kendi bünyelerinde programları var arkadaşlar. Böyle tümleşik analiz yapabilen programlar. O programlarda zaten bunları ne yapabiliyoruz, görebiliyoruz. Bu programlardan en çok bilinen de SAP diye bir program var. SAP'nin şu anda bildiğim kadarıyla V3'ü, yani yürürlükte. Hani merak eden arkadaşlar varsa onu inceleyebilir. Mühendis olacağınız için sizi oldukça yakından ilgilendiren bir yapı, tanımanızda yapı hakkında bilginiz olmasında fayda var. Ücretsiz değil arkadaşlar. Çok ciddi paralar ödenen programlar. Bu SAP programının temel şeyi işletmenin muhasebeden tutun finansal analizi, personel yapısı, satışları, stokları, tümleşik bütün yapısını bilgisayar ortamında takip edebildiğiniz ciddi bir yazılım bu program. Onun için hani endüstri mühendisi olarak sizlerin yakından tanıması gereken ciddi yazılımlardan bir tanesi. Bu SAP Almanların geliştirdiği bir program. Bunun dışında da programları var ama şu ana kadar yapısal olarak oturmuş Avrupa bölgesindeki en ciddi program bu. ETA logo daha çok şeyden geliyor arkadaşlar. Muhasebe programı olarak geliştirildi. Onlar Türkiye'de geliştirilmiş programlar. Sonradan başka modüller eklenerek bazı fonksiyonlar kazandırıldı ama bu SAP dediğimiz program kadar profesyonel, komplike bir yapısı yok. Yani mühendislik anlamında en ciddi çalışma bu SAP programı. Yani işte logo, ETA, bunlar Türkiye'de küçük işletmelerin kullandığı standart muhasebe programları. Tamam. Hatta işte ama muhasebe dersi şeyinde bu SAP gibi yazılımları da şey yapabiliriz ama ödevi söylediydim zannediyorum, onu değiştirmeyelim. Bu da olabilir. Bunu da opsiyon olarak düşünebiliriz. Tamam, SAP'nin Türkiye sayfası olması lazım. Burada merak eden arkadaşlar inceleyip SAP ile ilgili broşürler falan var. Eğitim şeyleri oluyor bunların. Onlarla iletişime geçip bilgi sahibi olabilirsiniz. Evet, çok geniş tabii. Ama işte siz mühendis olacaksınız. Endüstri mühendisinin temel şeyi de işletmenin mühendisisiniz aslında yapı olarak. İnsan yani işletme içinde düşünülebilecek her fonksiyonu entegre edildiği bir yapıdan bahsediyoruz. ERP biraz daha farklı arkadaşlar. ERP de farklı bir program. Ya ERP daha çok ne diyelim? Mühendislik amacıyla sistemde kaynak yönetimi üstüne geliştirilmiş bir programdı. Ona da sonradan farklı modüller eklenerek diğer fonksiyonlar, evet, kaynak yönetimi daha çok. Ama bu SAP'de
Kaynak yönetimi, insan kaynakları yönetimi, işte finansal yönetim gibi tüm yapıyı içeren bir şey var. Ve üst yönetim modülü gibi. Tamam. Şimdi gelelim konumuza. Bilanço kavramından devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bilanço dediğimiz şey arkadaşlar sonuç bildiren bir tablo ve dedik ki geçen dersimizde dönemsellik ilkesi bizim bu tür şeyleri kesikli yapılara bölüp analiz edebilmemize, eşit dilimlere bölüp analiz edebilmemize olanak sağlıyor. Dolayısıyla bilanço bize işletmenin belli bir tarihteki yani burada diyelim 31 Aralık itibariyle takvim yılından bahsettiğimiz için işletmenin o andaki resmini veriyor. Fotoğrafını çekmiş oluyoruz. Yani statik bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bilanço dediğimizde bir işletmenin bahsedilen tarihte sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların kimlerden sağlandığını yani kaynaklarını gösteren statik bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Bu faaliyetlerin tablolanmış hali değil bilanço. Faaliyetten ziyade varlık ve kaynakların tablolanmış. Faaliyetleri biz nerede göreceğiz? Gelir tablosunda göreceğiz. Bilanço kamuya açık. Şöyle anonim ortak pozisyonunda olan ve sermaye piyasasında işlem gören hisse senedi piyasada işlem gören bütün şirketlerin bu tür finansal tablolarını kamuyla paylaşmaları zorunlu arkadaşlar. Üçer aylık periyotlarla bunlar erişime açık. Çeşitli sayfalarda bunlara ulaşabilirsiniz. 3'er aylık, 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 12 ayda bir ne oluyor? Bu tabloların bilançosunu, gelir tablosunu ve dipnotlarını kamuya da paylaşıyorlar. Ayrıca sermaye piyasası kurulu, işte bankacılık düzenleme denetleme kurulu gibi kurullarda bu firmaların, kuruluşların finansal tablolarını takip ediyorlar. Onun dışında TMSF çok sık bahsedilen bir kurum hatırlayacaksınız son dönemlerde. Bunlar da işte finansal yapılarında bozukluk veya tedbir amaçlı devlet kontrolü alınan yapılardan bahsediliyor. Onları da devlet ne yapıyor? Ekonominin zarar görmesine karşı gerek tasfiye boyutunda gerekse faaliyetin devam ettirilmesi boyutunda devralınan işletmelerin finansal yapılarının düzeltilmesi veya devamlılığının sağlanması amacıyla kamu olaya düzenleme veya takip getirebiliyor. Dedik bilanço bizim için statik bir tablo. Dolayısıyla o tarihteki resim yani elimizde hangi varlıklar var ve bu varlıkları kimlerin parasıyla finanse ediyoruz. Bunun hakkında bilgi ortaya koymuş oluyoruz bilançoda. Her bilanço o işletme için arkadaşlar düzenleme tarihi hakkında düzenleme tarihinde finansal durum hakkında bize özet bilgi verir ve işletmenin diyelim ki 31 Aralık tarihindeki varlıklarını ve bu varlıkların kimler tarafından hangi kaynaklar aracılığıyla sağlandığını bize açıklayan finansal tablodur. Geçen hafta hatırlayacaksınız muhasebenin temel eşitliğinden bahsetmiştik. Bu eşitlikte varlıkların toplamının kaynakların toplamına eşit olmasının gerektiği olduğunu, çift taraflılık ilkesi gereği bu eşitliğin her zaman sağlanması gerektiğinden bahsetmiş ve bununla ilgili hareketleri 6 tane farklı durumun oluşabileceğinden bahsetmiştik. Bilanço bu derslerde kullandığımız yapıda genelde T şeklinde
dizayn ediyoruz arkadaşlar. Olayın daha rahat anlaşılabilmesi için aslında uygulamada baktığınızda göreceksiniz. Faaliyet raporlarında falan yer alan da liste biçiminde bilançolar ve gelir tabloları yer alıyor. Ama biz ders kapsamında T şekliyle bunu görüp sol tarafta aktiflerin, sağ tarafta pasiflerin veya sol tarafta varlıkların, sağ tarafta kaynakların olduğu olayın hareketini daha rahat görebilmeniz için uygulamada geliştirilmiş yapı olarak T tipinde bunları göreceğiz. Sol tarafında dedik varlıklar işletmenin fiziki, mali, fiziki olmayan bütün varlıklarını topluyoruz. Sağ tarafta da bu bahsettiğimiz varlıkların yabancı kaynakla mı, kendi kaynağımız, öz kaynağımızla mı finanse edildiği hakkında bilgileri içeren hesaplar şeklinde olay özetleniyor. Ve kavramsal olarak arkadaşlar bilançonun sol tarafına aktif, sağ tarafına pasif adını vereceğiz. Şimdi varlıklar dediğimizde işletmenin sahip olduğu para, alacak, ticari mallar, binalar, üstünde kurulu olduğu arsa yapıları, taşıtlar, makine gibi üretim unsurları olan tüm ekonomik değerleri, kaynaklar dediğimizde ise bu varlıklar üzerindeki hak sahiplerini, yani finansal kaynak sağlayıcıları kastetmiş oluyoruz. İşletme sahiplerinin bu varlıklar üzerindeki haklarını biz sermaye ya da öz kaynak adını vereceğiz ve bilançoda öz kaynak olarak bunu göreceksiniz. İşletmeye borç verenlerin varlıklar üzerindeki haklarına da borçlar veya yabancı kaynaklar adını vereceğiz. Yabancı kaynak kavramını bilançoda göreceğiz. Yabancı kaynak dediğimizde de bunun uzun vadeli ve kısa vadeli yabancı kaynaklar olarak ayrıştırıldığına dikkat edeceğiz. Bu bahsettiğimiz kavramları göz önüne aldığımızda dönem varlıklar artı duran varlıklar eşittir öz kaynaklar artı yabancı kaynaklar şeklinde bu geçen hafta bahsettiğimiz eşitliğin her zaman gözümüzün önünde olması gerektiğine dikkatinizi çekiyorum. Şimdi burada dönem varlık ve duran varlık kavramlarından bahsettik. O kavramları özetlemekte fayda var. Arkadaşlar proje dersi ya da ekonomi dersi aldıysanız o derslerde işte kısa vade, uzun vade, orta vade gibi çeşitli vadelerden bahsedildiğini hatırlayacaksınız. Muhasebe bağlamında da kısa vade ve uzun vadeden bahsettiğimizde arkadaşlar kısa vade muhasebede bizim hesap döngümüzü ifade eder. Yani ilgili muhasebe yılı içindeki döngüyü ifade ediyor. Yani bir yıl veya daha kısa süreli. Uzun vade dediğimizde de bir yılı aşan birden çok muhasebe dönemini ilgilendiren borçlanmaları takip ediyoruz. Burada dönem varlık, duran varlık kavramı da yine bu kısa vade, uzun vade yapısına göre ayrıştırılıyor. Yani dönem varlıklar kısa vadeli döngüsü olan varlıklar, yani likiditeleri yüksek. Duran varlıklar ise uzun vadeli, yani likiditesi dönem varlıklar grubuna göre daha düşük olan unsurlar. Hisse senedi tahvil demiş Ömer Bey. Şimdi orada da onları hesapları detaylandırınca olaylar farklılaşacak. Tahvil uzun vadelidir ama hisse senedini nedir? Spekülatif amaçlarla alım satımını da yapabileceğimiz için hem kısa vadeli hem uzun vadeli olabilir. Alış amacımıza göre ne olacaktır?
olay değişecektir. Onlarla ilgili ileride konular var. Menkul kıymetlerle ilgili. Ne olur? Yıl içinde spekülatif kar elde etmek amacıyla aldığınız, işte alıp satışını yaptığınız hisse senedi ve tahviller sizin için kısa vadeli dönem varlık pozisyonunda olabilecekken, uzun vadede elinizde tutmak amacıyla aldığınız hisse senedi tahviller uzun vadeli duran varlıklar grubunda da yer alabilir. Tamam, yani onların işlem sürecine göre hangi pozisyona girdiğimize bağlı olarak ne olacaktır? Şekli değişecektir. Ona göre de muhasebede kayıt edileceği hesap da değişecektir. Veya kaybedileceği hesap grubundan da ne yapacaktır? Yerini değiştirecektir. Ya da ne olacaktır? Süreç, yaşanan bir süreç olduğu için diyelim uzun vadede olan bir borç vadesi bir yılın altına düştüğünde kısa vadeye transfer olacaktır. Dolayısıyla bu süreç nedir? Bizim için canlı bir süreç ve sürece göre oluşan sonuçlar yeni durumlar doğuracak. Ona göre de biz ne yapacağız? İşlemleri takibini gerçekleştireceğiz. Şimdi buraya kadar anlattığımızın özeti üstteki değil de daha çok alttakini kullanıyoruz arkadaşlar. Örneklerde, örnek çözümlemelerinde bilanço temel şekli. Ortada işte hangi işletmenin bilançosu olduğu tarihi falan yazar. Sol tarafında aktif başlığı, sağ tarafında pasif başlığı. Sol tarafta dönen ve duran varlıklar alt ana grupları, sağ tarafta da kısa vadeli, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar şeklinde alt gruplar bulunmaktadır. İlerleyen derslerde hesap kavramına girdikçe arkadaşlar bu hesapların hepsinin bir kod numarasının olduğunu göreceğiz. Ve bu kod numarasının verilişi de hesapların aktiften pasife ve kendi içlerinde de likiditelerinin yüksek olandan düşük olana doğru sıralandığını göreceğiz. Dolayısıyla muhasebede kaydettiğimiz hesapların hepsinin 3 basamaklı temel kod numaraları oluyor. Bu kod numaraları da hesabın ana grubu, alt grubu ve hesabın numarası şeklinde. Kodları ezberlemenizi istemiyoruz tabii. Kodların mantığını kavramanızı istiyoruz. Şimdi kodlar bize ne veriyor arkadaşlar? Temel mantık olarak, yani muhasebeden daha önce duyan arkadaşlar olduğu için bahsediyoruz. Bize bir tür koordinat veriyor aslında ve koordinata göre de o hesabın üstünde yapılan işlemle ilgili mantık yürütmemizi de sağlıyor. Mesela bakın, en basitinden hesabın kod numarası 1 ile başlıyorsa nerede yer aldığını ne yapıyoruz? Bakın, hemen dönem varlıklar grubunda yer aldığını görebiliyoruz. Ondan sonra 1'den sonra 0 geliyor. 1, 0, 0 mesela. En küçük ilave kod numarada ne olacaktır? Bunun anlamı 1, 0, 0 dediğimizde, bakın hemen coğrafi olarak bize koordinatını vermiş oluyor. En sıcak parayı ifade ediyor. Yani kasanızdaki parayı ifade ediyor. Bu dönem varlıklar grubunun içinde hazır değerlerin altında İlk hesap olduğu hakkında bize ne yapmış oluyor? Bir pozisyon bildirmiş oluyor. Veya bir hesap numarası 500 ile başlıyorsa, 500 diyelim kaçsa. Değil mi? Bakın, hemen pozisyon bildirdi. Bu hesaplar arkadaşlar, kodları 900'lerin sonuna kadar gidebiliyor. Ama bilançoda yer alan hesaplar sadece 1'den 5'e kadar olan kod numaraları, yani başlayan hesaplar anlamında.
6 ile başlayan hesaplar gelir tablosunda toplanıyor. 7 ile başlayanlar da maliyet hesapları. Tamam mı? 8 ve 9 nolu hesaplar çok fazla bu ders kapsamında sizi ilgilendirmiyor. Onlar özel yapıları olan hesaplar. Onlardan da ileride bahsedeceğiz. Tamam, bakın yani buradaki sıra hakkında ne yapmış oldu bize? Hemen bilgi üretmiş oldu. Ben buradan neye varıyorum o zaman? Diyorum ki bir hesap 1 ile başlıyor. İşte 0 ve 0. Ne oluyor? Bu hesap demek ki çok likit bir hesap. Bakın hesabın ismini bilmesem bile kod numarasını gördüğümde hesapla ilgili bir fikir yürütebiliyorum. Sol tarafta 1 ile 2 oluyor. Yani 101, 102, 110, 120, 130 gibi hesap kodları dönem varlıklar grubunda toplanıyor. 201, 210, 220 gibi hesaplar nerede? Duran varlıklar grubunda toplanmış oluyor. Evet. 600 ile ilgili hesaplar ne dedik? Gelir tablosunda olacak. Onları ileride göreceğiz yine şeylerin detaylarını. Şimdi olayın mantığının şu likiditeye göre ve aslında bilançodaki sırasına göre verildiğini görmeniz açısından burada bahsettim erkence bundan. Ne olacak bakın, ona göre hesaplar bize direkt koordinat vermiş oluyor bak. Bilanço gözümüzün önündeyken bunu oturtalım buraya. Evet. Pratikte bu defteri kullanıyor mu? Pratikte bilgisayar ortamında artık arkadaşlar bunlar. Muhasebe işlemlerini yaparken standart olarak yasanın belirlediği şablon neyse ona göre olay oluşturuluyor ve belli periyotlarla onların çıktısı alıp onaylatılıyor arkadaşlar materyalde. Dolayısıyla hani iş ne kadar da bilgisayarda yapılıyorsa sonuç olarak yasa bunların çıktılarının alıp onaylatılıp saklanmasını gerekli kılıyor. Bunun sebebi de mali kontrol amaçlı dedik. Neydi? Genel muhasebede yaptığınız tüm işi aslında biz devlet adına yapıyorduk. Yani maliye adına bir iş yapıyorsunuz. Tamam, maliye adına o kurumu denetim oluşturmuş oluyorsunuz. Finansal denetim ve oradan da ne yapıyor devlet? Vergisini alıyor. Asıl şey işte vergiyi hesaplayabilmek için bu yapı yasal olarak oluşturulmuş bir yapı ve bunun şablonları şekli ve şemaili tanımlanmış yasayla ortaya konulmuş şeyler. Burada ne oluyor tabi yapıları biz hani derste olayın mantığını kavrama açısından şey yapıyoruz. Yoksa işte ticaret liselerine gidin ya da bu 2 yıllık muhasebe programlarına gittiğinizde orada işin temelini hemen anlatıp sonrasında bilgisayar uygulamalarını ve detaylarını size ne yapıyorlar? Öğretiyorlar. Çünkü temel işiniz o olmuş oluyor. Ama sizin temel işiniz o değil. Sizin temel işiniz ne olmuş olacak? Bu önünüze gelen tablonun okur yazarı olmak. Yani oradaki olayları yorumlayabilmek. Yani o tabloya baktığınızda işletmenizin durumu veya ne diyelim finansal sağlığı hakkında bir fikir sahibi olabilmek. Tamam, burayı da geçiyorum. Bunu geçen haftaki şeyimizde özetlemiştik. Ama yine de tekrarlamakta fayda var. Çünkü olayın kurgusu bunun üstüne. Vergiyi hesaplamak için. Evet, yani yönetici olarak siz muhasebede yapılan işle ilgili herhangi bir işiniz olmayacak. O kimi ilgilendirecek? Muhasebe biriminin yöneticisi varsa onu ilgilendiren bir olay olmuş olacak. Sonuçta sizin önünüze gelecek olan finansal raporlar. Ve siz finansal raporları doğru okuyup doğru yorumlayamadığınız zaman yönetici olarak asıl şeyi siz
sıkıntıyı siz yaşayacaksınız. Çünkü orada işletmenin geleceği söz konusu olacak. Yani burada tabii sadece kendi bilanço ve finansal tablonuz da değil. İçinde bulunduğunuz sektörü, rakiplerinizin durumunu, bunların hepsini okumanız gerekecek ve bunları birlikte değerlendirerek ne yapacaksınız? İşte gerekli yatırım kararlarını alacaksınız veya o piyasadan çekilip başka bir piyasaya girme kararı alacaksınız. Veya X sektörüne yeni yatırım kararı getireceksiniz. Değil mi? Bunların hepsi sizin önünüze gelecek, bu finansal olguları, finansal durum analizlerini görebilmenizle alakalı. Evet. Şimdi dedik ki orada denge her zaman korunacak. Mali işlemler yapıldığında bu bilanço temel eşitliğinin korunabilmesi için her iki tarafa, yani terazinin gibi düşündüğümüzde, terazinin bir tarafına konan ağırlık kadar diğer tarafına da konması, yani aktifte bir artışa sebep olan bir hareketle pasifte de bir artışa sebep olan bir hareket yapmanız gerekiyor dengeyi korumak için. İkinci durumda terazinin bir tarafından aktiften ya da pasiften alınan bir miktar kadar diğer taraftan da eşit miktarda bir azaltma yapmanız gerekiyor ki denge korunabilsin. Üçüncü durumda sol tarafına konulan eşyanın ağırlığında o taraftan bir başka eşyanın aynı taraftan alınması, yani aktif tarafına eklenen bir şeye karşılık aktif tarafından bir şeyin çıkarılması. Bir de sağ tarafa, yani pasif tarafa herhangi bir durumun eklenmesine karşılık başka bir hesaptan çıkış yapılması şeklinde olayları ne yapıyoruz? Düzeltiyoruz ve dengemizi korumaya devam ediyoruz. Bu yapının özeti, yani bilançonun temel eşitliğini bozmayacak durumlar bu şekilde özetlenmiş arkadaşlar ders notumuzda. Varlıklardaki artışa karşılık kaynaklarda artış, varlıktaki azalışa karşı kaynakta azalış, herhangi bir varlıktaki artışa karşılık herhangi bir varlıktaki azalış ve herhangi bir kaynaktaki artışa karşılık herhangi bir kaynaktaki azalış şeklinde olası durumlar var. Yani orantılılıktan çok bunun eşit olması gerekiyor. Yani şuradan bir artıyorsa buradan da bir artmak durumunda veya buradan bir azalıyorsa buradan da bir azalmak durumunda. Tamam, yani bu hep eşitliği koruyucu hareketler. Şurada mesela 1-1, yani neyse hareket onun tam tersi bir hareketin olması durumu. Burada mesela en basitinden ne diyebiliriz? Ticari mal alım işleminde ne olmuş oluyor arkadaşlar? Ticari mal bizim için bir varlık. Malı alabilmeniz için neye ihtiyacımız var? Paraya ihtiyacımız var. Dolayısıyla işte siz ticari mal alımı için 5 lira harcadığınızda bunun anlamı sizin kasanızdan 5 lira çıkacak anlamına geliyor. Değil mi? Burada ne olmuş oluyor? Üçüncü şekilde bir durum oluşmuş oluyor. Değil mi? Bakın şu 5 liralık bir varlık girişine karşılık 5 liralık bir varlık çıkışı olmuş oluyor. Değil mi? Ama hep bu denge ne yapılıyor bakın? Korunuyor. Aynen. Yani ticari malda 5 liralık ticari mal stokunuza katılırken kasanızdan 5 lira çıkıp gidiyor. Evet. İşte asıl şey de zaten genel muhasebenin tutulmasındaki süreç, yasa koyucunun bizi bu süreci
herhangi bir açık vermeden yasanın tanımladığı yapıya uygun olarak takip etmenizi ne yapmak durumunda? Sağlamak durumunda. Şimdi basit olayın kafanızda canlanması için bir örneğimiz var, ona bakalım. Evet, yani Sayıştay denetimi kamu kurum ve kuruluşlarına oluyor arkadaşlar. Biz ne olur? Özel şirket olduğumuzda da maliyenin denetimleri var. Onun dışında ne yapıyorsunuz? İşte gelir vergisi beyanında bulunuyorsunuz. Ondan sonra çalıştırdığınız insanların gelir vergilerini ödüyorsunuz. Onun dışında yaptığınız bütün işlerde katma değer vergisi alıyorsunuz ya da veriyorsunuz. Onun dışında kurumlar vergisi ödüyorsunuz, değil mi? Yani yasal olarak sistemde iş görürken katlanmanız gereken bütün yasal prosedürlere ne yapmak durumundasınız? Uymak durumunda ve bunların da hesabını objektif belgelere dayandırarak vermek durumundasınız. Yani aksi durumda ne oluyor? Suç işlemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bunu da işte mali suçlarla ilgili birimler ne yapıyor? Sizi takip ediyor. Şimdi örneğe göz atıyoruz arkadaşlar. Bir tane işletme 100 lira nakit sermaye ile kurulmuş. Tamam mı? 4 tane de hareket vermiş bize örnekte. Birinci harekette demiş ki işletmeye 30 liralık mal alınmış bakın. Karşılığında da satıcı bayiciye borçlanılmış. Şimdi olayı sorularda, muhasebe sorularında dikkatli okumanız gerekiyor. Yapılan işi doğru algılayabilmek için. Ne yapıyor bakın? 30 liralık mal alıyor. Tamam, ne yaptım? Ticari mal girişi olacak. Şimdi olayın bir de karşılığı var. Ne dedik? Hep çift taraflılık ilkemiz var ya. Satıcı bayiciye borçlanılmış. Ne yapmışız? Bunun anlamı ne? Borçlandıysak kasamızdan bir para çıkışı henüz yok anlamına geliyor. Harekete bakıyoruz şimdi. Bakın, kasadan bir eksilme olmadı. Mal geldi. Sermayeden herhangi bir azalma olmadı. Bakın satıcıya ne yaptık? 30 lira borçlandık. Toplamımız ne yaptı? 100'den 130'a çıktı bakın. Ve denge ne yapıldı? Korundu. Yani burada mal bize, malın alımında bize satıcı ne sağlamış oldu? Az önce bahsettiğimiz kaynaklardan hangisini? Yabancı kaynak sağlamış oldu. Tamam, yani yabancı kaynak bizim kaynaklarımıza ilave olmuş oldu bu örnekte. Ne oldu bakın? Mal stoklarımıza geldi. Ve 30 lirada borcumuz var. Devam ediyoruz. Satıcı Bay C'ye olan borcun yarısı kasadan ödenmiştir. Şimdi ne yapacağız? Şurada hareketi görerek yapalım. Kalemimizi alalım. Şimdi ne yapıyoruz? Yaptığımız işi diyor ki borcumuzun yarısını ödüyoruz. Ne kadardı borcumuz? 30 liraydı. Bunun anlamı kasamızdan 15 liranın çıkışına karşılık satıcıya olan borcumuzun da 15 lira azalması. Dolayısıyla bakın şurada değişiyor, burada değişiyor. Ne olacak? Değil mi? Ama ne oldu? Kasadaki param da o zaman 85 liraya mı düşmüş oldu? Evet. Burada nasıl bir hareket olmuş oldu? Burada hem bu taraftan
hem bu taraftan bir azalma hareketi olmuş oldu. İkinci şeyde, yani varlıklarda ve kaynaklarda eşit miktarda azalma. Sonrasında ne olacak arkadaşlar? Üçüncü olaya geliyorum. İşletmeye 30 lira değerinde, bakın, bir taşıt alınmış ve bedeli peşin ödenmiştir. Dediğimizde evet. Şimdi o zaman kasadan para çıkışı olacak. Ne kadar? Eksi 30. Sonrasında ne olacak? Şuraya taşıt hesabı diye bir hesap eklenecek. Değil mi? O 30 buraya artı 30 olarak giriyor. Bakın şuradan şuraya ne yapmış olduk? Aktarmış olduk. Toplamda ne oldu bakın? Herhangi bir değişme olmadı. Buraya üçüncü bir hesap eklenmiş oldu. Sonrasında D'de bakın ne diyor? Satıcı Baycay kendisine olan borcu tutarında geri işletmesine ortak olmuş arkadaşlar. Şimdi olay ne oldu? Evet. Bakın borcumuz yok oldu. Sermaye 115 oldu. Burada herhangi bir değişiklik olmadı. Kaynak kısmında kaynağın yapısında ne olmuş oldu? Borç olan kaynak sermaye olan kaynağa dönüşmüş oldu. Yani yabancı kaynak öz kaynağa dönüştü. Değil mi? Herhangi bir değişiklik olmadı yapıda. Şimdi yani işleteceğimiz tüm süreçte arkadaşlar bu denge hep korunacak ve dönem sonuna geldiğimizde eğer bu dengeyi biz koruyamıyorsak, bir sıkıntı varsa, bir eşitlik durumu söz konusu değilse ne yapmış oluyoruz? Herhangi bir hata ya da bir kayıt eksiği ya da rakamların yazımında bir hata oluşması durumunda bunların düzeltmesiyle ilgili çeşitli yöntemler var. Onları da ilerleyen derslerde göreceğiz detaylarını. Dersimizin 43 olmuş. Temel bazı bahsedeceğim şeyler var. Onlardan da bahsedip bu haftaki dersimizi kapatalım. Şimdi alışacağımız, böyle çok sıkça kullanacağımız bazı hesaplar var. Bu hesapların varlık ve kaynak unsurları arasında sıkça kullanılan, yani muhasebe dersinin akışı içinde sıkça karşımıza çıkacak bazı kavramlarımız var. Bunlar denildiğinde basitçe bu kavramları anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi kasa dediğimizde işletmenin elinde bulunan nakit mevcudunu gösteriyor ve bize detay bilgisini yardımcı defterlerinde ne yapacak verecek. İşte kasanızda Türk lirası cinsinden ne kadar para var? Döviz cinsinden ne kadar para var? Bununla ilgili elinizde tuttuğunuz parayı gösterecek. Alınan çekler dediğimizde işletmenin kasasında bulunan ve henüz tahsil edilmeyen çekleri takip edeceğiz. Bankalar diye bir hesap karşımıza çıktığında ise işletmenin bankalarda bulunan vadeli ve vadesiz hesaplarındaki parayı göreceğiz. Burada tabii yine ileride defterlerden bahsetmeye başladığımızda yardımcı defter olarak ne olacak? İşte her bankanın vadeli vadesiz hesabı, döviz hesabı gibi alt yardımcı hesaplara da ne olabilir? Olabilir. Artı birden çok bankayla çalışabilirsiniz. Bu olayların alt detayları ne olacak? İşi karmaşık hale getirecek. Sonra alışmada zorluk çekilen bir kavram geliyor arkadaşlar. Alıcılar hesabı.
Alıcılar dediğimiz kişiler bizim müşterilerimizi ifade ediyor ve bu müşterilerimize yaptığımız senetsiz satışları yani veresiye satışları alıcılar hesabında takip ediyoruz. Buna karşılık bir de satıcılar diye bir hesap var arkadaşlar. Sık sık bunlar birbirine karıştırılıyor. Satıcılar da bize veresiye mal satan tacirleri ifade eden hesap. Yani bizim veresiye mal aldığımız kişileri işletme olarak satıcılar hesabı takip ediyor. Yani borç hesabı bir mantık. Alıcılar hesabı da bize borcu olan müşterilerimizi takip ettiğimiz hesap. Sonra alacak senetleri hesabı var. Bu da bizim işletmemizin müşterilerinden olan senetli alacaklarımızı bize gösterecek. Sonra ticari mallar hesabımız var ki bu ticaret işletmeleri için en temel hareket noktası, en temel iş noktası ticari mallar hesabından yani ticari malların satışından sağlayacağı karla ne yapacak? Faaliyetlerini devam ettirmeye çalışacak işletme. Bu da işletmenin stoklarında bulunan ve satışa hazır haldeki ticari malları bize gösteriyor. Sonra demirbaşlar hesabı gelecek. Bunda da işletmeye ait sandalye, masa, dolap, bilgisayar, hesap makinesi vesaire varlıkları takip edeceğiz. Sonra taşıtlar hesabı, sıkça kullanacağımız hesaplardan. Bu da mülkiyeti işletmemize ait olan ve işletme tarafından çeşitli amaçlarla kullanılan taşıt araçlarını takip ettiğimiz hesap arkadaşlar. Sonrasında makine cihazlar hesabı var. Bunda da genelde üretim işletmelerinin üretim amacıyla kullandıkları unsurları takip edeceğiz. Bunun dışında binalar hesabımız var. Bunda da sahipliği veya tapusu işletme adına düzenlenmiş boş veya kullanılmakta olan tüm binaları binalar hesabında ne yapacağız? Takip edeceğiz. İşte burada maddi duran varlıklar var, dönem varlıklar var. Farklı farklı onları ne yapacağız? Gruplandıracağız. Sonra zarar söz konusu arkadaşlar. Zarar dediğimizde de işletmenin ticari faaliyetlerinin sonucunda yani dönem sonunda İşletmenin sermayesinde meydana gelen azalışları bize zarar kavramı ifade edecek ve bu zarar bir varlık kalemi olmasına rağmen sermaye azalışlarını bize ifade ettiği için bilançonun pasifinde parantez içinde bu rakam gösterilir ve sermayedeki kaybı bize ne yapmış olur? Tanımlamış olur. Sonra kaynaklarla ilgili birkaç tane sık kullandığımız hesaplar var. Sermaye hesabı işletmenin sahipleri tarafından getirilen kaynakları yani işletme sahiplerinin o işletme üstündeki varlıklara sahip olma oranı hakkında bize bilgi veriyor. Banka kredileri işletmenin bankalardan kullandığı ticari kredilerle ilgili takip hesabımız. Satıcılar az önce bahsettiğim işletmenin kendisine ticari mal ya da ham madde gibi malzemeler sağlayan borca yani veresiye mal satışı yapan kurum ya da kişileri ifade ediyor. Borç senetleri dediğimizde işletmenin satıcılara olan senetli borçlarını gösterir. Sonra verilen çekler ve ödeme emirleri diye bir hesabımız olacak. Bu da işletmenin satıcılara verdiği ve henüz işletmenin bankalardaki hesaplarından ödenmeyen çekleri gösterir ve yapı olarak pasif olmasına rağmen bankalar hesabının altında olduğunu hesapların detaylarını görmeye başladığımızda göreceğiz. Bunun da mantığı şu, verdiğiniz çek veya ödeme emri sizin bankadaki hesabınızdan üçüncü şahıslara para çekme hakkı vermenizi ifade ediyor. Dolayısıyla onun anlamı bankadaki paranız da
o verdiğiniz emirler kadar azalma olacağını hesaba katın demek oluyor. Sonraki hesabımız da kar hesabı. Bu da işletmenin ticari faaliyetleri sonucunda elde edeceği getirileri ve sermayesindeki artışları bize ifade etmekte. Dolayısıyla kar bizim için işletmenin ticari faaliyetini sürdürmesindeki en temel etmenlerden bir tanesi arkadaşlar muhasebe tanımlamasında. Bu haftalık anlatacaklarımızı burada keselim. Gelecek hafta hesap kavramından devam ederiz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Ödeme emri gidene kadar yoldaki hesap adı altında onlar yardımcı hesaplar arkadaşlar. Yoldaki hesaplar, yoldaki paralar, onları ileride hesapların detaylarını görürken göreceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için. Gelecek